Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları bitti. Burada yine görebildiğim sapkınları aktaracağım sizlere. Tabi tablomdan çıkan özellikle hatları aktarıyorum ki biraz daha faydam olsun inancındayım. Şanlıurfa burası. Yani Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ. Ancak tabloyla biraz ilerleme yapabiliyorum. Normal ders çalışmaya kalksak performans falan pek fazla işe yaramıyor. Birinci koşu maidenı boş koşusu 5. Kazanç atı 1. Yeni koşan at. İkisinden biri çıkar düşüncesindeyim. Ya kazanç atını bırakırlar ya da yeni koşan bir iyi bir at çıkar, onu bırakırlar. Kalan gruptan varsa gördüğünüz diyeceğim birinci koşu için. İkinci koşu şart 4 yamak 2 aprantilerin idaresine bağlı bir yarış. 2 4 nalbeyi kazanabilir aprantiye bağlı. Favorim plaseler için 6'yı Ulugöl'e öneririm. Sürprizi arkasından gelmişti. İyi koşmasını bekleyebiliriz. Bir de 4 İlkayoğlu var. Bu tip gruplarda iyi koşular çıkartabilir. Eskinin bestekarı, eskinin kurtobası. Bunlar sıkıntılı herhalde anladığım kadarıyla. Bunlar boş atlar değiller. Ancak buralara kadar düşmemeleri gereken atlardı. Tabi bu iki altının dışında tuttuğunuz at varsa ilave edebilirsiniz. Sonuçta bir Arap yarışı şartlı 4'ü. 2-6-6-2 çok sürprizde 4'ü varsa tuttuğunuz at. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Handikap 14, handikap 3. Arap yarışı 1900. Bunları bir araya getirip salsanız herhangi birisi kazanır. Biri kaybeder, her gün değişir. Berbat bir grup. Performanslar öyle. Biraz önereceğim atlar sürprize kaçtırar ama buradan sürpriz çıkma potansiyeli çok yüksek. Jargon bu kez handikap 14'te 15'te olur, 14'te olmaz durumunda koşuyor. 4 AGF o yüzden uyarmam gerekiyor. Yazacağız bizde olsun, tek kullanmayalım. Özdeğer buralardan gitti geldi, Bursa'dan geliyor. Buradan giden bir at. Ancak iç açıcı, pek iç açıcı değil. Bunlar AGF'ler. Şimdi bu AGF'leri iyi görmeyince mecbur arayışa geçiyoruz. Geçtiğimiz zaman da bir 8 Kral Camus 2 yarış göstermişler bu ata. Galopları gördüm. Ve şartın atı durumunda handikap şartının 8 bu %4 ile mutlaka kuponlarda olsun. Hani aradığımız sürpriz atlardan bir tanesi. İyi koşabilir. Bakın 3-2-1'den sonra 2 tane pas yarış bu sene. Hedef yaparlar burayı yaptıklarında kazanına girerler. 5 Gökkara apranti ile 2 Sancaktar Ferit bıraktı bu atı. Bu apranti ile devam ediyor. Bunlar da %5-6-8'lik atlar değiller. 2-5 tabi öncelikle. 2 sürpriz atım gene. 6-10 AGF'ler zaten. Bunları aktarmama gerek yok çok fazla. 4-11 AGF'ler. Taramanızı tavsiye edeceğim. Kalan gruptan varsa gördüğünüz. 8 mutlaka olsun kuponlarda. 2-5-5-2 bunlar da sürpriz potansiyeli. İyi koşmalarını beklediğim safkanlar. Kalan grup herhangi bir at artık. Yani böyle yazamadığımız at varsa da yazabilirsiniz. Grubun en ağır kilolu atı örneğin İsyanım. Handikap 3. 1900'de olsa bir nolu safkan. Affetmezler yani. Kazanırlar. Kötülük yarışları iyi değil. Ancak bugün iyi koşucu tutar. Böyle atlar böyledir. Arap yarışımız. 8-5-2'den sonra tamamen tercih sebebi yani bütçenize göre at yazın derim. Önerim bu koşuda. Favorileri çok fazla güvenmeyin. Dördüncü koşu handikap 15 handikap 3. Uzun mesafe. İki safkanı çok ön planda tutuyorum. Birisi 5 tecerbeyi kazanırsa şaşırmayacağım bir safkan. Tek olurluğu var. 5 nolu safkanın ferit artısı var. Yarışları yeterli. Kısa vade 6 yarışı yeterli. Tek olması gerekir aslına bakarsanız. Sallanırsa biraz iyi gördüğüm 4 Immortal Knight. Bu atta ciddi anlamda kazanana girer. 5'e rakip olur. Yanına at yazacak arkadaşlarımız öncelikle 4'ü dikkate alın. Bu atı yazın derim. 1 6-3-6-3 AGF. Bir gene sürpriz %6'lık bir at değil bu grupta. Last Runner. Beklenmedik bir koşu çıkartabilecek kalitede bir safkan. Diğer atlar, misafir gelen atlar var. 2-10 11 gibi. Diğer atlarda çok fazla bir şey göremedim. Kilo veren atlar da bulamadım. 4 kalan grubu karşıladığı için aşağıdaki şurayı karşılıyor. Yani
4'te 5'e takılacak. O yüzden 5-4 bekliyorum ben bu koşuyu. 1-3-6 yazılabilir. Yeriniz varsa AGF'lidir, sürprizidir. Kalan gruptan tuttuğunuz varsa benim önereceğim safkan yok. Beklentim 4-5-5-4. 2 attan birinin kazanması. 5'in kazanması normal sonuç. Hani tek atacaksak kimi derseniz Feritli 5 nolu tecrübeyini öneririm. 5. koşu şartlı 2 dişi. 3 nolu safkan. Burada yarışını gördüm. Şart 4. Bu at grup kısa vade koşabilen bir safkan. Grubunda en kaliteli at. Hani çok iç açı olmasa da ikinciliği. Çünkü çok büyük sürpriz çıkartacak burası. Eğer 3 istediğimiz koşuyu yapmazsa sıkıntılı olur dişi Arapları. Tek olması gerekir. 3 nolu safkanın. Sallanır, bayılır, yarışı bitiremez. Arap bunlar. Elde kalır. Köyceğiz kalıyor bir Ferit artısıyla. 4 nolu safkan. Çok güvenmesem de kalan grupta iyi yarışını gördüm. Hani natural buranın atı değil. O da başka misafir safkan. Tumbun Nazlı 2 yarıştır. Enseye basılıyor Adana'da. Arızalı mı koşuyorlar? Yazıyorlar. Ne yaptıkları belli değil. 2, 7, 9, 12. 12 maiden çıkışında aldığı handikapıyla kaliteli bir safkan. Yani Ferit bırakmış. Böyle ters bir at derseniz kalan grupta 12. Dikkat edin derim. Tarama yapın arkadaşlar. Tek kullanmıyorsanız. Şart 2 dişi Araplarıdır. Sürpriz olasılığı her zaman vardır. İngilizlerde de, dişilerde de, İngiliz Araplarda da dişi yarışları, özellikle şart 2, şart 3 dişi yarışları çok yüksek AGF'si yoksa, iyi koşan bir atı yoksa her zaman sürprize açıktır. 3. Ya tek olacak, istediğimiz koşuyu yapacak ya da bayılır kalır 1400'ü bitiremez. İşte sürpriz artık 4'ü öncelikle yazmanız AGF zaten o. Giri atlardan tarama yapmanızı tavsiye ederim. 6. koşu maiden'ı burada 8 nolu safkanın dışında bir maiden çıkacak at, kapasiteli bir at göremedim. 6, 3 AGF almış, 7 Ferit tercihli. Yani bu 8 şart 1 atı iyi orijinli. Burada da galopları var. Adana'ya Müslüm Çelik'e gitmiş. Boş at değil, Müslüm Çelik boş ata binmez Adana'da. Adana'da şart 1'de AGF çıkan at. Şanlıurfa'da burayı uzak kazanması gerekir. Mantığım bu. O yüzden tek olur. Yeter ki kendi atları Selami Ünlü. Yeter ki meydana çıkmak istesinler. Yoksa karışır arkadaşlar. Burası da maiden, klasik maidenlarımız. Kimin ne halt yiyeceği belli olmuyor. 6, 3, 4, 7, 1, 10 tercih ediniz. Hani önereceğim bir safkan yok başka. 7. koşu. Yüksek AGF, şart 3. İşte yukarıdaki şart 2'yi anlattım. Şart 3 de aynıdır. Buradakiler erkekler tabi. 3 koşar durumda yüksek AGF. Yoksa zaten sürpriz bitecekti. Var. Art niyetli koştururlar, tabelaya sok, ikiliye falan sokarlar. Önüne at alacaksa o zaman sürpriz bitecek. Yoksa 3 tek olur, kazanır. Koşar durumda satkı. Geçtiği at 1. Çok sürpriz 5. Handikap atı. Startta kalan 2 Fermuz kalkar, starttan çıkar falan, sıkıntılı bunlar, sürpriz atlarıdır. Yani İbocan falan var, bu da startta kalıyor arada, bir geç deparlanıyor. İbocan, buranın atları olmayan bazı atlar var, ne koşacakları belli değil. Şarlatan buraya gelmiş, Yavuz'un buraya gelmiş. Yani şart 2 böyledir. Ancak buradaki Last Best bizi kurtarabilir, koşar durumda art niyetli koşturmasınlar, geçileceği bir at yok. Tek olur kazanır. 5, 1, 2 diğer atlar özellikle 11 maiden atı hala AGF almış. Bunlardan tercih ediniz arkadaşlar. İnandığınız varsa hissiyatınıza da güvenerek at yazabilirsiniz. Önerim önceliğe 1 ve 5'e dikkat edin. Öncelik bunların olsun. At yazıyorsanız tabii. 8. koşu handikap 14, handikap 3. Araplar gene. Zor bir koşu. Forum yok aslına bakarsanız. Normalde son ayaklara çok at yazmayın derim ama buraya yazın arkadaşlar. Bu Arap yarışı da berbat. İlk ayaktaki Arap yarışının bir benzeri. Bunlar 4 yaşlı Araplar. Kim tutturursa o kazanacak. Vaziyet o. Handikap şartından gittiğinde 13 maiden çıktıktan sonra bir pas yarışı
yapmış, kilo düşmüş, aynı apprenti meydan çıkarken uzak dereceli kazanmış, grubun kaliteli atandı, kapar puanlar bu attı. 13'ü ben de gördüm, puanlarım yani favorim. Zor da olsa 13 favorim mutlaka olsun, kuponlarda %5'lik bir at değil bu grupta. Maiden rakip gibi koşar ise burayı yine kazanır. 11, 14, 12 aşağıdan yukarıya doğru. 6, 5, 1. Hani varsa diğer atlardan gördüğünüz 2, 3 sıralama artık yukarıdan başlasın. Çok at yazıcı tarayacaksak. 3, 2 aşağıya doğru inmenizi tavsiye ederim. Kendi tuttuğunuz atla mutlaka olsun. Jockey'den, Origin'den, kalite handikap puanlarından 4-7. Yani burayı ayırmak çok zor. Bir yerden sonra inanın çok zor. 13 mutlaka olsun. Diğer atlar artık diğer atlar tamamen tercih sebebi. Yani olur olmaz hiçbirine itiraz etmiyorum. Şanlıurfa görebildiklerim bunlardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.